Aslan evlatlarım, Übaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün gidiyoruz, Aslan Tepe'ye doğru gidiyoruz. Galibiyete doğru gidiyoruz. Evelallah bugün var ya, o kartal kuşunda ne tüy kalacak ne bir şey kalacak. Yolup yolup geleceğiz. Tabii, yaparsın. Bugün, bugün onlara mahvediyoruz. Tabii. Arkadaşlar bugün neredeyim? Deplasman tribündeyim. Mümtaz Reis'in sahada. Kuşları sıraya soktuk. Ben deplasman tribündeyim. İlk önce kartal kuşunu tüyleyi olacağız, sonra kanarya kuşunu sırasını beklesin. Hem fikir miyiz? Bize 3 puan verdikten sonra Bayern Münih'e siz 3 atsanız, yani yenseniz Bayern Münih'i kabul eder misiniz? Neyi? Biz sizi yenelim, Bayern Münih'i de sizi yenelim. Hadi. Hikaye dinlemem ben ya. Bugün diyorum ki en büyük dileğim arkadaşlar. Hikaye dinlemem. Beşiktaş Galatasaray'ı yensin, Galatasaray da Bayern Münih'e 3 atsın. En büyük dileğim. İnşallah gerçekleşir. Şaka bir yana favori Galatasaray. Onu söylemek lazım. Galatasaray bugün kazanırsa hiç şaşırmayız. Beşiktaş şu aralar bayağı sarsıntılı zamanlardan geçiyor. Ama bakalım, güzel dostane bir derbi olur inşallah. Siz ilk önce kendi... İki tribünü de ilk defa birleştireceğiz, bakalım nasıl şimdi olacak. Şimdi ilk önce siz kendi düzeninizi bir kurun da ondan sonra bize kafa tutar, baya başlarsınız. Spor tahminin var mı bu içinden geçen? En az 4 bekliyorum. Ya ne yaptın be Allah aşkına? Öyle 3. En son ne zaman 4 attın bize? 4 bekliyorum. Geçen sefer 3'tü. Onun rövanşı 4. 4 de çıkar ancak. Aynur Hanım biraz sinirli Mümtaz Reis'le tartıştı ama onu da videoya katmadan skor tahmini almadan olmaz. Ay çok kötüyüm, olmaz. Hayır, bir dakika. Hayır. Hani tribe girme ya. O, sen her zaman benim en güzel kadınımsın. 3-1 Galatasaray. 3-1 Galatasaray mı diyorsun? Evet canım. Öpeyim elini. Hadi Allah'a emanet. Haberleşiriz. Bakayım çektiğini bir görün. Hayır. Hayır bak çok bunların kötü. Bunların hepsini koyuyorum Aynur Beller. Ne yazıyor burada? Herkes görsün. Aslan Tepe. Gidiyoruz oraya doğru. Evelallah. Bir Galatasaraylı daha biniyor arabaya. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Sinem ablayı arkadaşlar Manchester maçından biliyorsunuz. Skor tahmini nedir Sinem ablacığım? Vallahi 3-0 diyorum. O kadar. Babam da 4 dedi. Bu nedir ya? Gel öbür taraftan gel. Galatasaraylılar gel. Evet. Uğur'la Tayfun da geldi. Aleyküm selam. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben hazırım kardeşim. Sen hazır mısın? Siz ne diyorsunuz skor tahmini? Otur abla. Tabii bozuyorum. Bak lan skor tahmini. 3-0. 3-1. Hayda bu ne ya? 3'ler 4'ler. Evet geldik havalimanındayız. Arkadaşlar 6'yı çeyrek geçe uçağımız vardı. 10'u çeyrek geçe. 4 saat rötar. Ne yaptı? Herkes biliyor Beşiktaş'ın yeneceğini tabii. Tabii. Bu kaç bu? Kaç bu? 3. Sen söyle bakayım kaç? 3. Evet, Mümtaz Reis masaj koltuğunda havalimanında. Nasıl? Efsane. Anam. Arkamı dövdüler. Baba maçtan sonra da getirelim seni buraya. Yenilgiden sonra. O sana lazım evladım. Bugün kartal çevirme var, çevirme. Bunlar da rahat mı? Rahat. Tüy kalmadı çünkü yolunacak. Viral yolundu. Gestonları var biz, gestonları. Gestonu göstereceğimler onlar. Geston bizim mu? Sanchez'i bilmiyorum ben, değil mi? Gitson mu? Gitson olacak. Gitson mu, Gitson mu diye. Gitson, Gitson olacak, Gitson. Görürüz. Bitir verin. Baba, bir fotoğraf. Baba, buraya bir gülümse. Geri. Ya. Havalimanında herkes Galatasaraylı arkadaşlar. Tek Beşiktaşlı ben varım. İstanbul'da da büyük bir ihtimalle olacak. Tabii biz deplasmana gidiyoruz. Ya vallahi şimdi Galatasaray favori. Eyvallah da. Yine bir ihtimal var benim içimde. Ama yine şunu söyleyeyim. Ben oraya hani kazanmak, kaybetmek falan değil. Takıma destek vermeye gidiyorum. Hani güzel bir atmosfer olacak. Deplasman tribünleri de açıldı. Bakalım inşallah hayırlısı olur. İçimdeki skor tahmininde 2-1 dedim ben. Ama Galatasaray mutlak favori. 2-1 biz yenemezsek, hani mantıklı konuşursak Galatasaray 2-1 onlar alır. Öyle yani. Bu da boş. Mantıklı konuşursak.
çevirmesi. Nevizade'ye inelim. Kaptandan rica ederim de bizi Nevizade'ye indirsin Beyoğlu'na. Gazı stres yaptı. Biz İstanbul'a giriş yaptı. Sonunda geldin İstanbul'a. Geldi, gel sonunda. Hadi bakalım. Hadi, üzüleceğim biraz ama sonra. Hadi canım. Paylaşacağım biraz da. Eyvallah oğlum, evlat. Hadi. Haberleşiriz, dikkat edin, ara beni. Buraya geleceğim. Bak bakayım mı gözüne? Vay 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 vay, oldun, şu anda oldun. En son buraya böyle geldiğimiz zaman Fenerbahçe 2-1 yenmişti, her söyleyeyim. Ne abi var be. Ne abi var be. Ay dur, kapı kaçayım ben. 5 atacağımızı düşünüyorum. Sen ne diyorsun abi? 5 olmazsa 3 olsun, bizim olsun. Beşiktaşlı bir arkadaş daha var arkada. Ben 2-1 bizde diyorum. 2-1 bizde. Ne yapacağız? Kartal çevirme akşama. Tamam abi, bunu atacağım ben TikTok'a. Atla bir atla. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet. Ben de Bursa'ya gidiyorum şimdi. Sağ ol. Görüşürüz. Allah sağ ol. Bıyıklardan tanıdım. Ama 5 atacağız havası var. Olabilir. İnşallah. 2-1 bizde. 2-1 bizde maç. Abi görürsün bak. 5. Hadi bakalım. Bunu unutma bak. Tamam, hayırlısı, hadi eyvallah. Ben deplasmana gidiyorum arkadaşlar. Bugün biraz böyle bir şey karışıklık oldu. Deplasman otobüsüyle girmem lazım. Gel öpeyim ben seni baba. Başarılar. İyi oynayan kazansın. Evet. İyi oynarsak biz kazanalım. Sen de tansiyon yapma bak. Beni söylersen kimse dokunmaz sonra, merak etme. Abi bak bir şey diyeceğim Yusuf abi bak. Siz herkes 3 diyor 4 diyor, eyvallah. Favorisiniz de der mi şimdi bu? Hani belli de olmaz niye? Ya 5-6 olur diyen var yahu. Yani biz bak, antrenman yapacağız sizinle. Senelik fark olur diyen var. Kuştaş olarak Süleyman da geldi. O da bizi tutuyor bir dakika. İnşallah Beşiktaş kazanır. Skor var mı? Allah'ım. 2-1 olsun bizim. Kuşlar kardeş olmuş vallahi. Allah'ım. İlk önce kartal kuşunu, arkadan kanarya kuşunu. Allah'a şükür, sağ olun. Seni izliyorum abi. Sağ olasın, sağ olasın. Kaç kaç biter? Oğlunu yeneceğiz, oğlunu. İnşallah, inşallah edeceğiz. 3. Araba demişsin. Kartal çevirmesi var, kartal çevirmesi. Kartal çevirme var bugün. Abi fotoğraf çekiyorum. Hayır. Kadar ya. Sen bir numarasın ya. Buradan tüm Avrupa'daki Galatasaray sevdalılarına, taraftarlarına sevgiler, saygılar. Bayern Münih maçında deplasmanda kartal çevirme. Çok güzel abi. Sağ ol. Desteklerini bekliyoruz. Oraya da bak benim. Oraya da bak. Tamam mı bro? Eyvallah. Çansın. Eyvallah. Eyvallah. Adamsın adam. Evet Mümtaz Reis, mabede geldik. Evet. Sonunda, aynen. Sonunda nefes alabildin Mümtaz amca. Nefes alabildim, evet. Ne hissediyorsun Mümtaz amca? Vallahi mutluluk. Mutluluk, sevgi, mutluluk. Ne hissedebilirim başka? Gel.
Abi beni izliyorum ya. Sağ ol. Böyle telefonla takip. Maç kaç kaç olur abi? Valla en azından 3-0 bekliyorum. Derim ki bak. Bayern Münih maçı olmasa farklı konuşurdum ama Bayern Münih maçında akılları olabilir. Ama 3 tane olacak bana tahmin. Gol derim ki atar abi. Valla ben Icardi'den bekliyorum. Zaha'dan bekliyorum. Kerem'den de olabilir. Üçünde bekliyorum. Eyvallah abi. Teşekkürler. Maç. Maç kaç kaç biter arkadaşlar? 3-0 kaldı. Benim Icardi geldi. Ne yapıyorsun? Evet, Icardi de geldi. Yurttaz Reis Icardi ile beraber. İki tane çakacağım diyor, iki tane. Yurttaz amca. Abi ne var? Allah korusun. İstersen sen geç ama ben çekerim. Allah ayağına taş değdirmesin. Allah korusun. Ben çekerim pardon. Siz çekersiniz. Duygulandın mı? Hem nasıl ya? Hem nasıl ya? Şu güzelliğe bak ya. Arkadaşlar görüyorsunuz Cengizhan şu an tam karşıda. Ne düşünüyorsun Mümtaz Reis? Cengizhan şu an tam karşıda. Akşam morali çok bozulacak onun. Akşam morali çok bozulacak. Evet, aynen. Yani esasında ben bugün beklerdim. Beşiktaş'ın da Avrupa maçı var, Galatasaray'ın da Avrupa maçı var. Hiç olmazsa 3 gün sonra maça çıkmak zor bana göre. Ertelenmesi lazımdı bana göre ama federasyon niye bunu yapmaz anlamam. Eskiden Galatasaray Avrupa'da oynadığı zaman hiç Galatasaray'a sormadan en az bir hafta ertelerlerdi maçları. Yani çünkü Beşiktaş'ın da maçı var. Beşiktaş'ın maçı olmasa itiraz edebilirler ama ikisinin de maçı olduğu için bu maç erteleme olabilirdi bence. Çünkü çok önemli maça çıkıyor 3 gün sonra. Kafası orada olabilir Galatasaray. Futbolcular orada kafası takılmış olabilir, ben öyle diyorum. Ne diyorsun reisim? Cengizhanlar güzel tribün yapıyor. Çok üzülecekler, çok. Daha bizim stat dolmadı. Şimdilik evet, sesleri evet, çıkıyor. Biraz sonra görürler. Güzelliği görecekler biraz sonra. Güzelliği. Karşılıklı taraftar atışmaları başladı. Ya, tamam da yani ben bu küfürlere karşıyım. Yani bu tür anaya, babaya, ailesine yapılan küfürlere ben karşıyım. Kusura bakmasınlar. Galatasaraylılar da yapsa karşıyım. Beşiktaşlar da yapsa karşıyım. Her yerde!
askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet, Mümtaz Reis, kulübümüz çok güzel bir Cumhuriyet'in 100. Evet, yılı için. Harika bir koreografi, muhteşem, ne söyleyeyim, mutluluk. Üst Konya'da taşlandırırsak bunu harika olur, böyle şeker olur, mal olur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Evet, olsun hepimize. Ülkemizin sınırları öyle cetvelle evet. Çizilmiş bir ülke değiliz. Evet, Allah'ım da bu memleketi vatanı korusun, silahlı kuvvetlerimizi, emniyet mensuplarımızı hepsini korusun. Allah'ına emanet olsun hepsi. Beşiktaş'a sarı kart veren Cemil 12 numara Amarte. Cemil 12 numara Amarte. İlk yarı ben çok hoşuma gitti, beğendim. Zaten devamlı baskı yaptı bizimkiler. Betona çakmış gibi oldular, geri döndü toplar. Yani doğru düz gelemiyorlar bile. Yani tek kale oynanıyor, öyle diyelim. Evet, yani ilk yarı 1-0. Ne haber kardeşim benim, sağ olasın. Eyvallah. Ne yapalım, baksana. Keyif bir kayıp tam. Nasıl, nasıl? Eyvallah. Oynayacağız abi. Sağ olasın. Oynayacağız. Valla keyif yok arkadaşlar. 1-0 gerideyiz. İlk yarıda bitmek üzere. Bitti herhalde. Su içmeye geldik. Yani 3'lük bile olabilirdi maç. Ucuz kurtuldu. Ne bileyim aman abi. İkinci yarı bakalım neler olacak ama keyif valla kalmadı. Kırmızı karttan sonra maç bitti. Beşiktaş! Beşiktaş! Hayır!
futbolcu Ananya'yı. Ya Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ya çok seviyor bu Okan evladım bunu ya. Niye alıyor Troya kardeşim? Görmüyor musun adam? Ya hiçbir şey vermiyor ki Galatasaray'a ya. Niye ısrar ediyorsunuz bu çocukta ya? Adam çıkar şu Ananya'yı. Tamam mı Okan? Ben de diyor adam. Görmüyor musun ya? Takımın dengesini bozdu. Ağzına sıçtı. Ne söyleyeyim ya arkadaşlar? Yani. Konuşunca konuşuyor diyorlar ya. Gözümün önünde niye konuşmayayım ya? Ne var bu anan geliyor da ya? Çek kızağı bu adamı. Böyle geçirecek ben adamı. Geldik eve. Şimdi ilk senden başlayalım. Biz üzgünüz. Sen de tabii biraz yorulmuşsun, yorgunsun. Felaket. Ama artık arkadaşlar gerçekten babam gelmek istese bile ben kendim babamı yormam. Daha maçlara uzun bir süre. Ben yorulduysam babamın bu yaşta yorulması çok normal. Onun haricinde ya tabii tebrik etmek lazım. Avaz avaz bağırdım. Yusuf oğlum yanımda. Dedim ki bu kanattan geliyor. Anel Rio'nun kaladından sizin o çocuk söyle bakayım ismini. Rozier. Ya Rozier onu koridor yaptı, koridor. Ya Okan evladı bunu görmüyorsa ben ne yapayım ya? Önümde ya, önümde. Koridor. Ya Anel Rio'yu koridor yaptı ya. Sen Anel Rio'yu nasıl oynatıyorsun evladım ya? Bizim görmediğimiz, benim göremediğim, ben yıllarımı vermişim futbola. Benim görmediğim neyi görüyorsun sen Okan evladım Ananyo'da? Onu merak bir şey soracağım. Dur şimdi. Ya ne var o? Bana göre Ananyo Galatasaray'ın oyuncusu değil. Bak ben onu 7'ye bir de koymam. Şey söyleyeyim. Bir dakika dur şimdi dur. Atmosfer. Gol var. Giriyor oradan. Bak o kanattan geldi. Şeyin kanadından gelmiyor çocuğun. Sağ bekin kanadından asla gelemediler zaten. Canına okudu onların o. Adam geldi golü attı. Attıktan sonra kalktın Ananyo'yu aldın geriye. Aldın çıkarttın oyundan. Abi evladım. Daha önce niye çıkartmıyorsun? Aslan evladım benim. Ben seni severim esasında ama hata yapıyorsun. Bu hatanı gör be evladım ya. Şimdi atmosfer nasıldı? Atmosfer güzeldi. Harikaydı. Koreografi muhteşemdi. Türkiye'de koreografiyi en iyi yapan takım Galatasaray. Hayır. Tartışmasız hiç. Türkiye'de değil bu arada. Dünyada bence Dortmund'la Galatasaray kapışır. Yani. Ama ben bu bütçeye göre Galatasaray derim onu söyleyeyim. Aslan biz de gibi. Bu arada koreografiyi alkışladık. Takımım 4-4'lük.
aslanlar gibi. Beşiktaş taraftarı nasıldı sence? Beşiktaş taraftarı da gayet güzeldi. Yani güzel ses çıkardı. O kadar bile. 2000 kişi. Vallahi bizim taraftarımız da müthiş. Güzel tezahürat yapıyorlar. Söylemek zaten yani herkesi söyler. Ben onu söyleyeyim. Takdir etmek lazım. Şimdi tabii arkadaşlar bazı şeyler var. Küfürleşmeler. Yani şimdi bak. Her tribünde var. Siz de ettiniz. Yanlış kardeşim. Yanlış. Ben koymayacağım mesela. Beni ilgilendirmiyor her tribün. Galatasaray'da yapıyor. O şimdi oradan gelince küfürler. Galatasaray'da yapıyor. Galatasaray'ın yaptığı da yanlış. Biz de çok onların biz yaptığı de çok da yaptık. Yanlış. Şimdi ana avrat küfüre ben karşıyım. Ya senin anana avradına küfür etmemesi ister misin kardeşim? Bu her tribünde var baba. Yanlış kardeşim. Ben biliyorum ya yanlış olduğunu. Bak, yanlış kardeşim yanlış. Ben de biliyorum. Anaya avrada karıya karısına küfür edemezsiniz. O zaman gelirler senin de anana küfür ederler. İster misin anana küfür edilme? İstemez. O zaman yapmayacaksın. Ha usturuplu küfür var. Var tabii. Edepli küfür var mı? Var tabii. Adam orada deşarj oluyor gidiyor hafta. Bak ona tabii. Deşarj oluyor çocuk orada. Usturuplu küfür edin yahu. Anasına şimdi, bacısına şimdi, avradına etmeyin. 2-3 gün sonra Bayern Münih kendine maçı edin ya kendini. Bazen ben de ediyorum ha. Kızıyorum ediyorum ama öyle ana avrat bacı. 2-3 gün sonra Bayern Münih maçı var. Neyi? 2-3 gün sonra Bayern Münih maçı var. Ha şimdi bak güzel bir yere denk geldi. Evet, federasyonun evet. Yanlış bir kararıdır bu. Açını söyleyeyim yani bakın. Federasyon başkanına söylüyorum. Beşiktaş'ın yabancı maçı var. Galatasaray'ın yabancı maçı var. 2 gün sonra oraya çıkamaz. Erteleyeceksin kardeşim. Konferans çünkü. Beni ilgilendirmiyor senin konferansın. Var mı? Var işte. Konferans bilmem ne. Bayern Münih maçına gidiyor. Ertelenebilir. Ben de erteleyecektir kardeşim sen o maçı. Al. Icardi sakatlandıysa bak Icardi hakikaten sakatlandıysa bunun müsebbibi federasyon başkanıdır. Açını söyleyeyim. Federasyon başkanının suçu onun üstüne. Yine bu arada arkadaşlar Allah razı olsun videoda gördünüz zaten Sinem abla Yusuf abi. Babama çok büyük destek verip yanında oldular. İlk yarı Galatasaray süperdi. Bak. Betona dönmüş gibi betona çarpmış evet, gibi geri geldi. İlk yarıda Beşiktaş çok iyi yapamadınız. Sıfır. Evet evet. Ama ikinci yarı tam değişikti evet, kardeşim. Doğru. İkinci yarı futbol Galatasaray'ın kafası futbolcuların kafası Bayern Münih maçında kaldı ikinci yarı söyleyeyim size onu. Evet Yusuf abi ne diyorsun? Genel yani. Olarak İçinden yani genel olarak anlayamadığımız bir takım oyunu bir türlü oturtamadık. Yani bence 10 kişi olmasına rağmen Beşiktaş takım oyunu oynadı yani. Şey sorayım daha ben çok sana. Babam seni etkilediğinden mi söylüyorum böyle Okan Buruk tarzında yoksa yok, sen de mi ben hani biraz daha gerçekçi bakmaya çalışıyorum olaya. Hani böyle bir kadro hala niye takım oyunu oynayamıyoruz? 11'e 11 olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik bence yani. Hani Beşiktaş Endombele hala yok. Kafa kafaya top oynadı. Dedik yani. Sana Endombili diye. Endombele yoksa niye Endombele aldılar? Değil. Endombili o. İşte. Endombili o. Endombele değil. Gol Icardi'nin yine bireysel becerisi. İkinci golde penaltı. Yine bir organizasyonumuz bak. Yok. Yine bir yani organize bir gol olayımız yok bizim haftalarda. Atmosfer nasıldı Yusuf abi? Atmosfer çok iyiydi. Beşiktaş taraftarı yani. Yani 2000 kişi Beşiktaş taraftarını da tebrik ederim. Takdir ediyorum. Yani 2000 çok kişi olmasının rağmen gayet güzel taraftarlık sizin yaptılar. Taraftardaydı. Ya Allah var şimdi. Kareografi zaten ben tartışmıyorum. Ama küfüre karşıyım. Lütfen ben rica ediyorum. Küfürü kaldırsınlar. Yani küfür edilmez mi? Edilir. Usturuplu küfür edilir. Küfüre anaya, bak, karşıyız. Anaya, biz Beşiktaş'ız. Anaya, bacıya bak. Anaya, bacıya. Karısına, adamın karısına. Çocuğuna küfür edilmez. İşte diyorum dur. Kendisine usturuplu bir küfür yaparsınız. Herkes orada deşarj oluyor. Şey yapıyor kendini. Ama anasına, bacısına, kızına, kız kardeşine etmeyin. Son olarak bu ama videoya yani başka şeyler de var. Şimdi her takımın bir taraftarın felsefesi kitlesi, var. Gittiği değişik, zaman evet. Yani Boca Juniors River Plate maçında evet. Küfürü adam öldürüyorlar yani. Ya tamam onlar evet. Zaten onlar o kafayı yemiş onlar. Ne diyeyim ya. Evet bu videoya kaç like istiyorsun Mümtaz Reis? He? Kaç like istiyorsun? Sen anlamazsın gerçi bu işleri. Ben anlamam. Evlatlarımı takdirine bırakıyorum. Like'ını da yorumunu da. Stat giriş çıkışlarında yani hakikaten yani dursunuz be kardeşime buradan yönetime rica ediyorum Ertan Timur'a kendim gidiyorum görüyorum yani eziyet çekiyor taraftar hele o merdivenlerin olduğu yer oraya bir şey biz de çok zorlandık bizim Beşiktaş yazık, taraftarı da söyledi yani benim ağzından bunu dedi taraftara yazık hakikaten içindeyim ya yani neler çektim ben bugün baygınlık geçiriyordum tansiyonum çıktı. Yazık ki o taraftar orada
Eziyet çekiyor o taraftar. Yazıktır arkadaşlar. Ona katılıyorum. Haftalık parasını, aylık parasını kenarını kıyısından köşesinden biriktirip oraya gelen taraftar var biliyorum. Yazık ya, niye işkence ettiriyorsunuz o taraftarı? 13 işte Ali Samiyen'deki rahatlık. Hiçbir zaman ben göremedim. Ali Samiyen'e gidiyorduk aslan gibi. Arkadaşlar videolarımızı lütfen beğeniyorsanız o kadar emek harcıyoruz. Bugün zaten en büyük emeğim İmdat Reis harcadı. Çok ben yoruldum. Bugün bildiğin gibi değil. O kadar yoruldum. O kadar yoruldum. Hiç ben yani hayal... Ben bir senedir herhalde bu kadar ne merdiven çıktım. Ya bu kadar yürüdüm. Yo yo, ben artık seni daha yormam. Evde izleriz. En büyük cimbom.